Reklamlarından herkese iyi akşamlar. Karadeniz'in ve bölgenin tek amatör spor programı olan Spor Masası'ndan herkese iyi akşamlar. Hatırlatmak isteriz ki yerel seçimlerden dolayı saatimiz 22.00'a alındı ve biraz aksamalar oldu. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ve konuklarıma geçecek olursak 3 tane yine birbirinden değerli konuğum var. Ama onun yerine programcı arkadaşlarıma dönmek istiyorum. Salim, hoş geldin öncelikle. Mustafa, sen de hoş geldin. Evet, şimdi konuklarıma dönecek olursak gerçekten de birbirinden değerli yine 3 tane misafirimiz var. Muay Thai Avrupa Şampiyonu Tuğba Nur Kıvrak, Muay Thai Dünya İkincisi Devrim Aydın, Muay Thai Milli Takım Antrenörü ve Arlı Spor Kulübü Antrenörü Özgür Arlı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Program gerçekten bu sefer dolu dolu olacak gibi geliyor. Çünkü çok başarılı iki tane sporcum ve hocam var burada. Hocam, sizle başlayacak olursak sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Özgür Arlı. Arlı Spor Kulübü'nde 12 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Sporcularımız bir aralarında eleyerek bu işi yapıyorlar. Sporcularımız çok emek harcıyorlar. Biz de onları keşfetmek için daha fazla emek harcıyoruz. Çünkü daha iyi sporcu, daha başarılı sporcu bulmamız gerekiyor. Sadece bir kişi üzerinden, biz antrenörsek eğer, bir kişi üzerinden yürümememiz gerekiyor. Birçok sporcumuz olması lazım. Bir olursa bu şans eseri olur ama birçok olursa bu bizim antrenörlüğümüzden dolayı olur. O yüzden çekirdekten yetiştirdiğimiz sporcularla biz bu işi yürüyoruz. Ki bunun neticesinde zaten birçok başarılı sporcumuz var. Ve yanı sıra milli takım antrenörlüğümüz ve Muay Thai milli takımlarda teknik kurulu başkan yardımcılığı görevi yapıyoruz. Bu da bizim bir başarılı antrenör olduğumuzu gösteriyor tabii ki. Teşekkür ederiz hocam. Size yine döneceğiz ama sporcularımı da tanımak istiyorum. Avrupa şampiyonu Tuğba Nur'la başlayacak olursak. Tuğba Nur, sen de hoş geldin ve kısaca seni tanıyabilir miyiz? Kısaca 11 yıl önce bu spora başladım. Babamla dolmuşa binmiştik, afişi gördüm. Ben de çok hareketli bir çocuktum. Sonra işte babamın da arkadaşı çıktı Özgür Hoca. Babamın vesilesiyle başladım. Sonra ilk başlarda böyle öylesine gidiyordum. Sonra dereceler falan gelmeye başlayınca, Özgür Hoca da biraz ağırlık verince devamı geldi bu şekilde. Peki, çok teşekkür ederim. Sana da döneceğiz ama yine dünya ikincisi çok tatlı bir kardeşimiz var. O da Devrim Aydın. Sen de hoş geldin Devrim. Hoş bulduk. Seni de tanıyabilir miyiz? Ben 2 yıl önce bir spora başladım. Şans eseri oldu aslında biraz. Fahri Hoca diye gençlik merkezinde bir hocamız vardı. Hı hı. Orada yine şans eseri oraya başladım. Hani başka branşlar için gitmiştim. Sadece Muay Thai olduğunu söylemişlerdi. Hı hı. Öyle başladım. Sonra maçlara girmek istediğimi söyleyince Fahri Hoca beni Özgür Hoca'ya yönlendirdi. Çünkü orada yeterli maç yapamıyorduk. Günde bir iki kere ancak yapabiliyorduk. Hı hı. Haftada bir iki kere. Sonra Özgür Hoca'ya başladık. Hani güzel bir idmanlarla maçlara falan katılmaya başladım. O şekilde devam etti. Teşekkür ederiz. Hatırlatmak istiyorum. HaberAks ve Spor Masası'nın da Facebook sayfasından canlı yayındayız. Bizi izlerken de fotoğraf yollarsanız eğer, izleyicilerimize sesleniyorum. Biz de buradan paylaşmış oluruz. Hocam, size döneceğim ama Cem abiden isteyebilir miyim? Bir de sizin antrenman videonuz var. Siz konuşurken, sohbet ederken arkadan da o dönsün isterseniz. Antrenman nasıl geçiyor spor salonunda? Yani öğrencilerinizle nasıl gidiyor antrenman? Ondan da biraz bahsedecek olursak. Tabii antrenmanlarımız bizim biraz eğlenceli olmak zorunda. Yani tamamen disiplin ve kural içerisinde değil. Tabii bunlar olmazsa bu işin olmazı. Ama sporcuya devamlı yeni bir şeyler öğretmek zorundasın. Yeni bir şey öğretirken, disiplinli ve çok sert olurken bir yandan da bu sporcuyu mutlu etmek zorundasın. Ki bu çocuk kalması gerekiyor. Yani bir çocuğun 10 yıl, 11 yıldır bu işi yapması için birçok şey vermen lazım. Buna tekniksel olarak, buna ahlak olarak, buna disiplin olarak, yani buna çalışma programı olarak. Yani bunları biz kattığımız zaman bu sporcularımız bizim uzun yıllar yanımızda kalıyor. Hani bizim en eski sporcumuz 12 yıldır yanımızda. Ve bu çok uzun bir yıl. Yani bir çocuğun bir ömrü, yani ömrünün yarısından fazlası bizim yanımızda geçti. Ve bunun gibi bir sürü sporcumuz var bizim yanımızda. Ve derken hani heyecanlı ve çok fazla eğlenceli geçmesi gerekiyor. Ve idmanlarda da hani sert gözüküyor ama bunun tabii arkası çok eğlenceli ve işte değişik aktivitelerle. Tabii sadece idmansal değil, bu işte piknik oluyor, işte bu dağ gezimiz oluyor. Doğum günleri oluyor. Bizim meşhur doğum günlerimiz evet. Oluyor. Evet, çok meşhurdur doğum günlerimiz.
Genelde hiçbir sporcu o gün doğmak istemez bizde. Hani çok eğlenceli geçer. Hani önce sporcuyu anlatayım isterseniz. Tabii. Önce sporcuyu biz böyle hep beraber döveriz. Evet. Ağzı burnu böyle yer değiştirir doğdun diye. Sonra da pastayı yüzüne yapıştırırız. Hani bu da bizim bir geleneğimiz oldu. Bu işte bir 6-7 sene önce sporcuların kilo sorunu vardı maçta. Evet. Kilo sorunu olunca ya çok da güzel bir pasta aldık. Ya ne yapalım bunu, ne yapalım? Yerseler yarın tartıda sorun olacak. Ya biz bunu bunların yüzüne yapıştıralım dedik. Oradan bir başladı 6 yıldır. Buna benim kendi çocuğum da dahil olmak üzere. Önce dövdük, sonra pastayı hocam, yapıştırdık. Hocam buraya işte o yüzden geldim. Çünkü sonrasında görmüştüm ben aslında bu evet. videoyu. O yüzden merak ettim. Doğum günü de aslında doğum günü değil de biraz... Eğlenceli bir doğum günü oluyor. Zaten çocuklar bir ağlıyor, bir yandan gülüyorlar, bir yandan seviniyorlar. Böyle çok değişik. Bazısı diyor keşke ben bugün doğmasaydım falan diyor. Yani çok eğlenceli bir şey oluyor. Bu da bizim aile olduğumuz, hani bir şeylere çok samimi olduğumuz için çocuklar da buna katılıyor. Toplamda kaç tane sporcunuz var hocam salonda? Şöyle söyleyeyim, salonda 130'un üstünde sporcum var. 5-6 tane grubumuz var. Bunun yanı sıra milli sporcular, yani yarışmacı grubumuz var. Bir de minik grubumuz var. Bir 9-10 yaş grubu. Bu bizim için çok değerli. Zaten biz bunları milliye yaptık. Bunlar her türlü dövüşüyorlar. Bunların altını beslememiz lazım bizim. Minik sporcularımız var. Onlar çok önemli bizim için. Ve ablaların, abilerin yerini alacaklar onlar. Ve iyi bir ekiple tekrar minikten, çekirdekten yetişiyoruz. Zaten ablalarımız her türlü şampiyon oluyor bunlar. Artık yolunu aldılar. Bu şekilde. Peki hocam kaç tane dereceli sporcunuz var salonda tam olarak? Onun sayısını istesem. İnanın saymadık ama 12 tane, 13 tane yarışmacı sporcum var şu an. Hepsi aktif milli sporcu. Yani milli sporcu olmayan yarışmacı grupta sporcum yok şu an. Ama onların içinde işte üniversite, iş, polislik, askeriye giden birçok sporcum var. Bunlar da tabii. Milli sporculuktan gelme. Hani toplamda baktığınız zaman 11 yıldır, 12 yıldır antrenörlük yapıyorum. Birçok dünya, Avrupa ve Türkiye dereceli sporcu yetiştirdik. Ve saymadık gerçekten. Ama şu an 12 tane elimde aktif milli sporcumuz var. Peki ailelerden nasıl bir şey alıyorsunuz hocam? Ben görüyorum. Yani aileler bu işe nasıl olumlu, olumsuz mu bakıyor? Nasıl bakıyor? Şöyle söyleyeyim, yani biz zaten sporcuyu seçtiğimiz zaman, yani sporcuya hiçbir zaman demiyoruz veya aileye biz hiçbir zaman ya senin çocuğunu biz şampiyon edeceğiz veya milli takıma sokacağız. Kesinlikle böyle bir yüksek ümit verici şeylerde bulunmuyoruz. Biz senin çocuğunu çok iyi bir sporcu yapabiliriz. Ya yani zaten sporcu iyiyse biz çocukla konuşmadan ailesiyle konuşuyoruz. Evet. Senin sporcun, çocuğun çok iyi bir çocuk. Yarışmacı olabilir. Belki milli olabilir bilemeyiz ama milli sporcu olabilecek bir potansiyeli var. Biz bu çocuğu çalıştırırsak siz buna destek verir misiniz? Tabii bu destek maddi bir destek değil. Manevi bir destek. Hani nasıl manevi bir destek? Ya çocuk eve sakat gelecek, ayağı acıyacak, işte yorgun gelecek anne veya baba ben yarın idmana gitmesem mi veya bugün ben idmana gitmesem mi diyecek. Sen evet gitme dediğin zaman sen bu çocuğun geleceğini engellemiş olursun. Bizim o veliden istediğimiz, evet idmana gideceksin, işte gözü mü mor geldi misal, anne işte onu oturup ağlamayacak, kesinlikle destekleyecek bizi. Ve bu çocuk bu şekilde biz aileden izni aldığımız zaman çocuğun üstünde çalışmalar yapıyoruz. Ona göre programlar hazırlıyoruz. O programlar doğrultusunda zaten çocuk yetenekliyse şampiyon oluyor. Genelde de şampiyon etmediğimiz sporcumuz yok. Şu an hepsini de şampiyon ettik, hepsi de milli takımda. Ne güzel. Hocam hazır sakatlıklardan bahsetmişken hani sakatlık yaşayan sporcuların var, Tuğba işte devrimin biraz daha ona nazaran hani kariyerinden ziyade Tuğba biraz daha eski sporcu devrime göre hani çok fazla 3 defa burnu kırılmış mesela devrim pardon Tuğba'nın 3 defa burnu kırılmış yine vazgeçmemiş. Devrim hani bildiğim kadarıyla çok fazla büyük sakatlığı yok. Hani evet. onun kadar ama Tuğba kadar da bu spor dalına vermiş olduğu yani yılı yok inşallah verecek diyelim. Hani sizler nasıl ailenizde tepki aldınız, çevrenizde? İşte 3 defa burnun kırılınca ailen ya kızım işte bu sporu bırak artık. Hani yeterince zaten başarı elde ettin, amaçlarına ulaştın veya işte artık biz seni zarar görmeni istemiyoruz gibi. Nasıl tepkiler aldın? Hani bu çevrende nasıl
bir yankı ulaştırdı? Annemlerin falan öyle pek bir nazlama huyu yoktur yani. Gittiğim zaman ilk burnum kırıldığında işte hani bu kadar yapmışım. Ben bir ara bırakmayı düşündüm tabii. O zamanlar hani çöküş dönemi oluyor bir nevi. İşte bırakmayı düşündüm. Annem de bu kadar yapmışım, boşuna mı yaptın işte, bir kırıldı diye bırakıyor mu? Öyle bir ara ben devam ettim. Sonra bir ara annemler işte çok sakatlanıyor, işte acımıyor mu? Biz birbirimizi idare ettik. Ya ben bırakıyordum, onlar bıraktırmıyordu. Onlar bıraktırıyordu, ben devam ediyordum. Birbirimizi idare ettik yani. Hocam aslında senin kaleyi işten fethetme gibi bir şey. İlk önce başarılı sporcunun ailesiyle konuşup destek, hani aslında yaptığım projenin biraz daha proje olarak baktığımızda başarılı olduğunu görüyoruz Tuğba'da bunu. İşte Tuğba sakatlandığında dönem dönem kendisi vazgeçmiş, ailesi vazgeçmemiş, ailesi vazgeçmiş, Tuğba geçmemiş. Yani aslında ne kadar önemli olduğunu aile desteği almanın bir kere daha görüyoruz hocam sende. Ya biz antrenör arkadaşlarla oturduğumuz zaman kafasındaki planı, programı velisiyle veya sporcuyla paylaşmıyorlar. Paylaşmadığı zaman çok emek harcayıp hayal kırıklığına uğruyor. Hani biz bunları onlara anlatıyoruz, bu şekilde yapın. Yani ben antrenörlük döneminde ilk başladığım zaman çok umut bağladığım sporcu elimden gitti. Pat yok. Çok çalıştırmışsın, çok emek vermişsin ama sporcu yok. Bilmiyor senin ne yapmak istediğini. Kendisiyle alakalı senin nasıl bir projen olduğunu bilmiyor. Yani sen ona nasıl bir program hazırladığını bilmiyor. Bunu aile de bilmiyor. Bilmediği zaman çocuk gelmiyor. Ama sen bunu aileyle önce paylaşırsan, bunun karşısında sporcu neler kazanabileceğini aileye anlatırsan, sporcuyla bu programını ve bunun karşısında nelerle karşılaşacağını, kazancının ne olacağını bilirse, buna göre yaptığı işi biraz daha ciddi yapıyor. Yani ciddi yaptığı zaman da zaten ister istemez programımıza uyuyor, idmanlara geliyor, beslenmesine dikkat ediyor, uykusuna dikkat ediyor. Sakatlandı mı ailesi, yani bir çocuk okul, ben birçok sporcum mesela, okul sorununu veya ders programını bana söylüyor. Hocam ben bu dersten kaldım. Aileyle paylaşmıyor. İşte hocam ben bugün bu işte devamsızlık sorunum var. İşte veya hocam şu oldu. Hani biz öyle bir iletişim kuruyorsun ki sporcuyla veya veliyle. Ya da veli beni arıyor. Ya işte çocuğum şunu yaptı hocam, konuşur musun? Bütün velilerim mesela diyalog halindeyiz. Hani hepsi dahil birçok kez beni arıyorlar. Çocuklarını bana söyleyip ben onların üstünde bir yönlendirme yapıyorum. Bu iş hayatıyla da önemli. Yani hayatındaki çizeceği yön, ne yapması gerekiyor, veli onun için ne düşünüyorsa önce bana söylüyor, ben sporcuya söylüyorum. Sporcu ona göre yön belirliyor. Ama sporcu direkt aile veya aile direkt sporcuya söylemiyor. Çünkü ister istemez bir çatışma oluyor. Biz onu direkt çözüyoruz. Yani o bağımız çok güçlü bizim kendi aramızda. Yani hocam o bağ kurabilmek gerçekten çok önemli. Özellikle hani başarıya giden bence en büyük formüllerden bir tanesi de bu olarak görüyorum ben de. Çünkü ikisi de dünyada kendini kanıtlamış ve diğer sporcularım da var aynı bu şekilde. Türkiye'de ve dünyada dereceler yapanlar geçmiş dönemlerde ve şu anda. Yani bu bağ kurabilmek gerçekten çok önemli. Sadece işte antrenörlükten ziyade senin bu kurduğun bağ, hani arındaki yaş farkı ne olursa olsun, işte cinsiyet farkı ne olursa olsun, hepsi bir yana o arkadaşlık, o abi kardeşlik, o bağ kurabilmek çok önemli. Hani bir öğrenci problemi olduğunda ailesine anlatamayıp size gelmesi kadar güzel bir şey yok. Hani sizi ne kadar benimsediğinin, işte o sporu ne kadar benimsediğinin veya o salonda kendini size karşı ne kadar güvende olduğunu hissettiğinin en büyük göstergesi bence bunlar. Bundan mutluluk duymamız lazım. Hepimiz, keşke sizin gibi bütün antrenörler, sporcular aynı bağ kurabilseler. Tartışmasız tabii bunları kurulduğunda başarıda devamında gelecektir. Yani Tuğba Devrim, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani nasıl hissediyorsunuz? Hocanıza karşı bakış açınız nasıl oluyor? Hocamın anlattığı gibi işte bir probleminiz olduğunuzda ailenizden ziyade hocanıza gidebilmeniz ne kadar güzel bir şey. Hani o nasıl bir duygu, nasıl bir bağ ki yani öncelikle hocanızı tercih edebiliyorsunuz? İstersen Devrim senden başlayalım bir. Güzel bir şey olabilir. Hani ailen yanı sıra bir salonda da bir ailem varmış gibi oluyor. Hani derdini anlatabileceğim başka bir kişi daha olabiliyor. Mesela hatta benim başıma bir kere bir gelmişti. Yazın dışarı çıkmak istediğimde babam Özgür Hoca'yı aramış. Hani bir ders ver falan demiş. Özgür Hoca o gün geldi, benimle maç yaptı. Ya, sebebini de bilmiyorum. Eve gittiğimde öğrendim işte, maç videosunu babama atmış. İşte ben dövdüm falan filan diye. Hani, tatlı bir idman niyetinde böyle hani güzel. Oradan nakavt da etmişti, beni kaleci yerden yatırmıştı. Hani böyle anlar oluyor, hani güzel bir şey.
ne kadar dayak yesek de. Hani bir aile gibi olduğumuz için çok hani özel hissediyorsun, kendini mutlu hissediyorsun. Aslında şöyle bir şey var Mustafa, kusura bakma sözünü kestim. Mesajlarımız geliyor bu arada hocam. Mevlüde Güroğlu selam söylemiş. Evet, Kenya'dan izleyen bir arkadaşımız var. Burada stajyerdi kendisi. Çok selamları var. Şahin ailesi var, İzmir'den izliyorlar bizi. Onlara da selam olsun. Ben şuna gelecektim. Siz Tuğba Nur'la çok eskiden beri, hani benim bildiğim kadarıyla çok eskiden beri tanışıyorsunuz. Ve Tuğba Nur artık sizin kızınız gibi olmuş. Ben onu görüyorum. Peki Tuğba Nur, neler söylemek istersin? Kaç senedir Özgür Hoca'nın yanındasın ve çok büyük başarılarla geldin yani. Neler söylemek istersin bununla ilgili? Her şeyden önce babam sayesinde başladım ama Özgür Hoca başladığım zamanlarda hani ya ikinci bir baba oldu bir nevi. Hani her konuda maddi olsun manevi olsun maça gideceğimiz zaman. Mesela sakatlık geçirdim. Yani kolay kolay atlatılacak bir şey değil. Hani tek başıma zaten yapamazdım. Ailenin desteği de bir yere kadar sonuçta. Çünkü spor hakkında pek bir bilgileri yok. Hani Özgür Hoca sayesinde, her şey Özgür Hoca sayesinde oldu kısaca yani. Hocam siz neler söylemek istersiniz? Çünkü Tuğba Nur'la kaç sene oldu hocam? 12. 12 senedir berabersiniz. Elinizde büyümüş resmen. Şöyle söyleyeyim, birçok sakatlıktan sonra Tuğba'nın çok oturup dağladığı günleri. Yani ya hocam işte olmuyor, işte sakatım. Acıdan hani, ziyade o biraz da hani o başarı, işte ona ulaşamama şey değil mi hocam? Ya aslında iyi bir sporcular ama sporcu kendinin ne kadar iyi olduğunu bilmiyor. Kendini keşfedemiyor. Potansiyelinin tam farkında, farkında değil. Biz onun o kadar iyi olduğunun farkına varmasını sağlıyoruz. Farkına vardığı zaman zaten ben şimdi bir maçta çok farklı Tuğba maçı alıyor. Büyük bir fark var. Köşeye gelmiş Tuğba ağlıyor. Bolu. Kazanmış ama yine ağlıyor. Birinci roundda çok büyük bir fark açmış. Sayı farkı 9-10 sayı falan bir fark var. Sakatlık köşeye gelmiş falan bir ağlıyor. Şey de yok, değil mi? Ağlıyor. Ya Tuğba hayırdır dedi. Ya hocam işte ya kızım 10 fark var ya maçı alıyorsun ya. O maçta Türkiye şampiyonu oldu yine sarı. Alıyor mu hocam? Alıyorsun dedi falan. Girdi. Nakavt etti. Ondan sonra bütün maçları nakavt. Yani ne kadar iyi olduklarının farkında değiller. Ya hocam şimdi, o maçta dediğinde hani puandan mı haberi yok yoksa? Yok, farkında değil. Ne yaptığının farkında değil. Ya kızı dövmüş. Heyecana yani, kapılmış. Ya maçı çok büyük farkla alıyor. Köşeye gelmiş ağlıyor. Yani, ya Allah Allah biz dedik ya. Niye ağlıyor? Ne oldu? Hayırdır? Ya hocam işte ne biçim? Ya kızım 10 fark var. Nasıl vuruyor? Sen vuruyorsun ya falan. Yani dediğim gibi birçok böyle maçta oldu. Yani buna benzer. Hani kendinin ya biz bir de ne kadar anlatırsak anlatalım bunlar anlamıyor. Hani kafada bir şey var çünkü sporcunun. Anlamaz. Ne anlatırsan anlat. Yaşanırken onu ona göstermen lazım. Eğer o anda yaşanırken sporcuya bir şeyi gösterirse bak işte benim dediğim buydu, bak şimdi bu oldu. Aa hocam gerçekten doğru. Bir de bizi onaylıyorlar. Hocam gerçekten sizin dediğinizmiş gibi. Öyleymiş falan diyor. Ya kızım yalan mı konuşuyoruz biz falan diyoruz. Öyle tabii. Bu sefer gidiyor şampiyon oluyor. Ya şampiyon oldum. Onun bile sevinemiyorum. Farkında değiller yani. Hocam bir tane videomuz var. Cem abi video hazırsa bize verebilir misin? Maç videosu var Tuğba Nur'un. Maytay maçındandı sanırım. Avrupa şampiyonası mıydı? Kıza tekmeleri dizleri atıyor ama farkında değil. Siz yan taraftan bağırıyorsunuz ama Tuğba Nur'un hiç orada değil kulağı gibi. Bir izleyelim istersen beraber. Bu prof maçtı. Hı hı. Profesyonel maç. İran'la oynuyoruz burada. Siz tam köşedeydiniz orada. He, ben köşedeyim. Tuğba Nur, onu biraz bize anlatabilir misin? Nasıldı o duygu? Çünkü hocam, şunu gördüm hocam. Siz orada 7 gün 24 saat bağırırsınız yani bıraksak sizi. Yani nasıl bir duygu Tuğba Nur? Hani orada o heyecan, o atmosfer tabii ki çok farklı ama. Yani ben içeride dövüşürken Özgür Hoca da bir nevi arkada dövüşüyor. Evet. Ben de hem hani maça odaklanmak lazım hem arkadan hocanın hani çünkü dışarıdan görüyor maçı senden daha iyi evet. görüyor. Hem arkayı dinlemek lazım hem uygulamak lazım hem hani rakibi çözmek lazım hepsi bir arada. Yani zorlandım herhalde o ara bir gittim ama Özgür Hoca bağıra bağıra getirmiş kendime. Ya böyle kapıldığın zaman oluyor mu işte evet. arkadaki sesi duymuyorsun tamamen maça odaklanmışsın ama arkadaki ses asıl senin işte oluyor. Oradaki ilhamı veren ışığı zayıf noktayı yakalayacak. Ya önceden tam hani böyle çok başarılı olmadığım dönemler, ilk başladığım zamanlar arkayı hani Özgür Hoca'yı duyamıyor gibiydim. Hani o zamanlar böyle çok şey değildim. Ama böyle zamanla artık hani arkadaki sesi duymadan bir şey yapamıyorsun artık. Hani Özgür Hoca'nın bir yönlendirmesi lazım. Daha. Evet. Arkada o sesler. Bir de antrenörün hani tekniğini de geçtim.
arkada olması insana bir özgüven veriyor. Sonuçta onunla çalışmışsın. Senelerdir onlasın. Arkada durması bir özgüven veriyor insana. Peki hani o arkadaki veren özgüveni biraz da hocanızın elde ettiği daha önceki sizden önceki sporcular veya sizinle birlikte elde ettiği başarılar nasıl pozitif olarak yansıyor mu size? Hani nasıl bir imaj oluşuyor? Hani vardır işte arkanda bir hoca vardır. Dünyada almadığı rekor kalmamıştır. Yani kırmadığı rekor kalmamıştır. İşte bir dünya yani başarı elde etmiştir. Bir öyle bir hoca var. Bir de hani bu işe yeni başlamış veya işte başlamış ama uzun yıllar yapmış. Bu sporda bir başarı elde edememiş sporcuları. Yani böyle bir hoca var. Yani bunun ilişkisini kurduğunda nasıl bir güven veriyor size? Veya nasıl bir duygu veriyor? Şimdi Özgür Hoca ile ben zaten çocukluktan beri beraber olduğum için hani başarılarını da ben de görüyorum hep beraber Özgür Hoca'nın. Hani sonuçta milli takım düzeyinde bir antrenör. Hani tabii ki de insana biraz daha özgüven veriyor. Sonuçta antrenörüm de milli takım antrenörü, iyi bir antrenör. Yani kötü bir antrenör olsa arkada olmazdı herhalde. Yani iyi bir antrenör lazım. Milli takımda da beraber çalışıyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Aynı. Tabii. Peki bu nasıl? Hani diğer arkadaşların gidiyor, sen kulüpte de beraber çalıştığın hocanla aynı şekilde antrenörünle milli takımda da devam ediyorsun. Tabii milli takım düzeyine gelebilmek bambaşka bir şey ama o milli takım düzeyine geldiğinizde böyle işte o antrenörle devam etmeniz de çok önemli. Bu nasıl? Size pozitif yansıyor mu bu da? Tabii ki de yansıyor. Mesela bir kere Özgür Hoca'sız gitmek zorunda kaldım kickboksa. O zamanlar devrim Tayland'daydı. Özgür Hoca da devrimle gitmişti. Bu sefer ben tek gitmek zorunda kaldım. Hani böyle bir kampta falan bir eksikliğini yaşıyorsunuz ama sonuç olarak hani arıyor antrenörün. Hani diyor ki sen bu şekilde dövüşüyorsun. Böyle devam et. Hani geri çıkma mesela ya da ileri baskın dövüş. Arayarak motive ediyor. Hani maçtan önce araması, sonra araması ve güvendiği bir antrenörü çıkartıyor senin arkana. Hani onunla konuşuyor. Dövüşme stili bu diyor. Hani psikolojisi bu şekilde. Hani güvendiği bir takım antrenörüyle konuşuyor. Onu arkamızda çıkartıyor. Özgür Hoca uzaktan da olsa bir desteği verebiliyor ama her zaman yanımızda olması daha iyi. Hocam şimdi mesajlar geliyor sürekli. Yüksel Arlı selamlar olsun demiş. Veysel Demirci, Özgür Hocam selamlar, başarılarınızın devamını dilerim demiş. Buradan onlara da selam olsun. Bize yine yazmak isterlerse Facebook'tan, canlı yayınımızdan da yazabilirler. Hocam ben genel olarak yani Türkiye'ye bakacak olursak Muay Thai nerede Türkiye'de? Ben onu sormak istiyorum size. Şu an Muay Thai Türkiye'de değil, dünyada söyleyeyim. Dünyada ilk üçün arasındayız biz. Her gittiğimiz dünya ve Avrupa şampiyonalarında direkt 1'e ve 2'ye oynuyoruz. Hani dünyada çok iyi başarı. Yani zaten milli takım antrenör kadromuz genelde şu an gençlerden oluşuyor. Çekirdekten yetişmiş, milli takıma sporcular vermiş antrenörlerden oluşuyor. Hani sporcularımız ve antrenörlerimiz, idareci tayfamız. Yani idarecilerimiz sporun içinden gelmiş, antrenörlük yapmış kişilerden oluşuyor. Yani bizim derdimizi, sporcunun derdini çok iyi biliyor. Sporcunun psikolojisini çok iyi biliyor. Hani bazen ben şöyle söyleyeyim, maçın birinde Tayland'da bizim federasyon başkanı, başkan vekilimiz Hasan Yıldız bizi yönlendiriyor. İşte şunu şöyle yapın. Ya başkanım biz bunu böyle yapsak, ya bize orada söylediği bir cümle, ya gerçekten çok haklısın ya biz bunu düşünemedik. Yani bizi öyle yönlendiriyorlar ki bazen biz eksik kaldığımız yerde yönetimimiz yani sporun içinden geldiği için bizi iyi yönlendiriyor. Ve biz kendimiz iyiyiz. Bizim yetiştirdiğimiz sporcular zaten iyi. Bu sefer yani dünyada her zaman ilk yani dünya şampiyonu A klasta tarihinde sporcuyu çıkarttık. Hani şu ana kadar Türkiye'den sporcu çıkmamış. Olimpiyat oyunlarında sporcu çıkarttık. Yani dünyada çok iyiyiz biz. Hani Türkiye'de zaten sporcu yani bizim şampiyon olmamız zor oluyor. Hani bu işi artık herkes öğrendi. Hani, peki şöyle sorayım hocam. Samsun'da Muay Thai olarak nasıl durumdayız? Ben de şöyle söyleyeyim. Ben Muay Thai Samsun il temsilcisiyim. Biz bir müsabaka yaptığımız zaman normalde bir gün sürmesi gerekiyor ama bizim 3 gün sürüyor. Evet. Bu 3 gün sürüyor. Bir günde ben hatırlıyorum saat 12'de 106. maçı yapıyoruz. Hakemler yorulmuş, sporcular yorulmuş, biz yorulmuşuz. Yani Samsun'da daha yeni bir antrenörlük kursu açtık. 26 tane yeni antrenör çıkarttık Samsun'a. Bu yeni antrenörler işte kulüplerde görev yapmaya başladılar veya gençlik sporun, milli eğitimin salonlarında antrenörlük yapmaya başladılar. Bizim 26 tane antrenörden sadece 6 tanesi aktif antrenörlük yapsa bize bir müsabakada 100 sporcu yapar. Zaten
Türkiye şampiyonasında bu kadar sporcu var. Hani bizim hakem tayfamız, antrenör tayfamız çok gerçekten büyük bir aile olduk Samsun'da ve müsabakalarımız bizim 3 gün bazen 4 gün sürüyor ve çok fazla ve kalite de çok yüksek. Hani kalitemiz gerçekten çok iyi ki sadece ben milli takıma sporcu vermiyorum. Samsun'da değişik kulüplerden değişik antrenörlerimiz de milli takıma Türkiye şampiyonu sporcular çıkartıyor. Hı hı. Bu da iyi bir ekipten geliyor. Yani güzel bir ekibimiz var Samsun'da. Hocam peki yani bu kadar talebin olması yani Muay Thai'da, kickboksta bu kadar talebin olması bu üst klasmanda veya işte Avrupa Dünya Şampiyonası'nda elde edilen dereceler olabilir mi? Ne yani bu kadar talebi olması Samsun'da Muay Thai'ın ve kickboksun sevilmesinin nedeni yani hocam nedir? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya Samsun'da Muay Thai'ın sevilmesi şöyle söyleyeyim ekipten geliyor aslında. Güzel bir ekip kurduğun zaman hani sadece bireysel yaparsak bu işi zaten Samsun'da bir Özgür Arlı olur veya işte diyelim bir İhsan Adı Güzel olur veya işte başka bir antrenörümüz olur. Ama bir ekip oluşturduğumuz zaman biz buradan Türkiye Şampiyonası'na bile gittiğimiz zaman ben kendi sporcumdan çok diğer antrenör arkadaşımın sporcusunun arkasında bağırıyorum. Hani benim sporcum o. Şampiyon olursa orada benim sporcum şampiyon oluyor. Ama yani biz bu işi, başarı bizim. Bizim tam istediğimiz... Aslında onu soracaktım hocam. Hani birlikteliği, beraberliği nasıl görüyorsunuz camiada? Şimdi tekvando camiası, judo camiası, her camianın kendine has özgü bir birlikteliği var, bir vurgusu var. Sizin Muay Thai'da bu birliktelik nasıl sağladınız? Var mı ya da yok mu? Ya şöyle söyleyeyim, bizim belli bir dönem, yani her branşta belli bir dönem kırılmalar vardır. Bizim de bir kırılmamız oldu bundan 2-3 sene önce. Evet. Biz o kırılmadan çok iyi çıktık. Hani çıkmamızla beraber çok güzel hakemlerimizi, antrenörlerimizi geliştirdik. Antrenörler, hakemlerimizi seçerek aldık. Bu işin temeli hakem. Hakem maçı düzgün yönetirse zaten sorun çıkmaz. Sorun çıkmadığı zaman, hakemimiz adaletli olduğu zaman hiçbir antrenörümüzün sesi çıkmaz. Bu sefer antrenörler bu işin adaletli yapıldığını gördüğü zaman bu sefer çemberin içine geliyorlar. Birlik beraberlik oluyor. Eskiden bir bencillik vardı. Benim sporcum olsun vardı. Şimdi bizim sporcumuz olsun. Çok önemli hocam. Bu çok önemli evet. Tabii ki. Çünkü bizim sporcumuz dediği zaman bir bencillik yok. Yani ben sporcumu Samsun bölgesi antrenörüyle dünya şampiyonasına gönderdim. Çok da emindim. Ben gidemedim o maça. Çok da emindim. Benim en az benim gibi orada o sporcumu destekleyeceğini biliyordum. Çünkü bu işte ona güveniyorum. Samimiyetine güveniyorum. Hani bencillik yapmayacağına inanıyorum. Bu da birlik beraberlikten, takımdan geliyor. Takım olursak zaten başarı da ortaya çıkıyor. Hocam kırılma noktası dedin ama o konuyu biraz aşma şansımız var. Hani kırılma noktası dediğimiz boyut nedir? Hani hakem camiasından vardı, antrenör camiasında mı? Neydi tam olarak? Şöyle söyleyeyim. Bizim kırılma noktamızda bir hakem camiamızda ufak tefek kırılmalar oldu. Yani ayrılıklar yaşandı. Ayrılıklar oldu. İşte bazı müsabaka esnasında problemler yaşamaya başladık. Yani antrenörlerle problemler yaşamaya başladık. Çünkü müsabaka oynanıyor. Bu maçı bunun alması gerekirken bu alıyor. Bu sefer bu bağırıyor. Bu sefer bunu susturacak kimse olmadığı zaman orada sıkıntılar yaşamaya başladık. Ufak tefek yeri geldi arbedeler olmaya başladı. Ama bunun neticesinde tabii... Ya sporcuda da böyledir. Bir sirkelenme dönemi vardır. Başarılısındır. Bir yıkık dönem de geçirirsin. Ondan sonra daha çok başarılı olursun. Biz o dönemde sirkelendik. Hani iyi bir sirkelendik. Şu an öyle bir hakem ekibimiz var ki, yani bunun içinde psikologumuz var. Müsabaka esnasında sporcularımıza psikolojik müsabaka öncesi ne yapması gerekir? Müsabakadan aslında nasıl yapması gerekir? Bunları anlatıyor. İşte müdürlerimiz var, okul müdürümüz. Yani bu işin bizim için en önemli tarafı. Yani bu polislerimiz var. Yani öyle bir ekibimiz oldu ki, yani öyle bir seviyeli bir ekibimiz oldu ki, bir de herkes birbirine, yani sadece biz bunu Muay Thai içinde yapmıyoruz. Hepsiyle ailecek de görüşüyoruz. Veya işte ailecek çay içmeye gidiyoruz, piknik yapmaya gidiyoruz. Yani hepsi oturulabilecek kişiler. Ve hepsiyle beraber bir faaliyet yapabileceğimiz kişiler. Sadece Muay Thai değil, Muay Thai'ın dışında da beraberiz. Az önceki konuya geri döneceğim hocam. Ben şimdi bu bazı camialarda tabii bu tepkiyle karşılanıyor ama sizin camiada nasıl oluyor bilmiyorum. Veya siz nasıl görüyorsunuz bunu? Şimdi milli takıma giden sporcularımızda genellikle herhalde siz hocalarda gidiyorsunuz. Evet. Ama bazı spor dallarında sadece milli takımda ayrı hoca,
sporcular gidiyor, milli takım hocalar çalıştırıyor ve bu hocalar, yetiştiren hocalar tepki gösteriyor buna. Hani bizim gitmemiz gerekiyor. Hani çünkü o sporcunun huyunu biz biliyoruz, tarzını biz biliyoruz diye. Sizde de böyle bir zaman zaman böyle bir durum yaşandı mı? Yoksa sizde böyle bir kısıtlama var mı yok mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şans eseri evet bir sporcu çıktıysa belki onun antrenörü yazılmayabilir. Evet. Ama başarılı bir antrenörse genelde sporcusuyla beraber müsabakaya gidiyor. Gitmesi gerekiyor. Çünkü niye gitmesi gerekiyor? Ya bu sporcuyu ben çıkarttıysam, tabii işte bir 50 kişilik bir milli takım kadrosunda 50 tane antrenör yazılmaz. Buna kimsenin sesi çıkmaz. Belli kişiler yazılır. Bu dönem belki ben gitmediysem öbür maça ben giderim. Onlar problem değil. Ama onun haricinde sporcusu olmayan bir kişi milli takımda antrenörlük görevi yapıyorsa, birçok branşta da bu çok fazla var. Bu büyük bir sıkıntı. Niye büyük bir sıkıntı? Zaten çok iyi bir antrenörsen sen milli takım sporcusu yetiştirmen gerekir. Sen bu sporcuyu yetiştirirsen iyi bir antrenörsün anlamına gelir. Yetiştiremiyorsan iyi bir antrenör değilsin. Kusura bakma. Belki eski dönemde iyi bir antrenör olabilirsin ama şu an iyi bir antrenör değilsin. Yeniliklerde kendini yenilememişsin. Sisteme ayak uydurmamışsın, uyduramamışsın, sporcu yetiştiremezsin. Bırakın işte görevi bu işi yapan kişiler alsın. Bu sefer ne oluyor? Milli takıma giden sporcular Dünya Avrupa Şampiyonalarında derece yapamıyor. Yapamadığı zaman sebep, diyemiyorsun ki arkasında antrenör işte buna gerekli işte motive edemedi, işte gerekli teknik taktik veremedi. Ya bu moral çok önemlidir. Evet. Moralini sporcunun düzeltemedi. Yani bu yüzden biz her zaman destekleriz yani ve söyleriz. Bizim federasyonumuz bu konuda çok iyidir. Yani senin spor, eğer bir adamın, bir antrenörün 3 sporcusu varsa, birinin 1 varsa, o genelde 3 sporcusu olan daha ön plandadır. Bu da olması gereken, zaten buna kimsenin sesini çıkarttığı yok. Ki bütün branşlarda da bu olması lazım. Eğer ben bunu yetiştirdiysem ben iyi bir antrenörüm demektir. Yine bu konuya döneceğiz hocam ama şimdi geçtiğimiz dönemde bir olimpiyat geçirdik. Samsun 23. işitme engelli olimpiyatı. Burada da şimdi birçok sporcu dalında en iyiler buraya geldi. Bu olimpiyatlara yer aldı. Bu olimpiyat dönemini nasıl geçirdik hocam? Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi biz olimpiyatlarda yarışamadık. Yani şu an olimpiyatlara girecek olan federasyonların, IOC dediğimiz olimpiyatlara girecek olan federasyonların arasındayız. Evet. Şu an aday gözüküyoruz yarı olimpik olarak. Şöyle bir şey, yani bu iş çok uzun bir iş aslında. Yani bizim çok fazla tepki gösterdiğimiz, yani sıkıntı duyduğumuz, üvey evlat görevi gördüğümüz bir durum bu. Hani genelde biz üvey evlatız. Yarışmaya gidiyorsun, işte dünya derecesi yapıyorsun. Ama sen olimpik bir branşta olmadığın için, olimpik bir sporcu olmadığın için sen bir şey alamıyorsun. Yani bir sporcu bir müsabakaya gitmek için senede 10 bin liranın üstünde para harcıyor. Evet. Ama işte Avrupa şampiyonu oldu Tuğba, dünya üçüncüsü oldu, Devrim dünya ikincisi oldu. Bu işe emek harcıyor, meslek haline getirdiler bu işi. Bunlar gibi bir sürü sporcumuz var. Bu işi meslek haline getirmiş. Ama meslek yapıyorsun ama sabahtan akşama kadar sen çalışıyorsun. Her şeyini bu işe hazırlıyorsun ama destek alamıyorsun. Bu sadece bizde değil, olimpiyatlarda yarışan sporcularda da hani gerekli şey verilmiyor bence. Hani verilmiyor çünkü verilse, ya bir de gerekli kişilere verilmiyor. Hani bu işin ana merkezi antrenördür. Antrenör her zaman ikinci planda. Ben hiçbir müsabakada o kadar sporcu yetiştirdiğim halde bir kuruş para almış değilim. Benim gibi birçok antrenör arkadaşımız, biz bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz ama biz bu işten herhangi bir para almıyoruz. 12 yıldır aidat almıyorum. Biz üstüne veriyoruz. Hani milli sporcusun, başarılısın ama sen onları destekliyorsun. Aslında biz bu işten para kazanmamız lazım. Biz bu işe emek vermişiz, bu işe gönül harcamışız. Çocuğumuzdan ayırdığımız zamanı biz bunlara harcamışız ama biz yani bu işten bir şey kazanamamışız. Evet. Yine döneceğiz hocam sizlere ama mesajlar desa gelmeye evet, devam ediyor. Evet mesajlarımız geliyor. Oku. Ben Cem abiden rica edebilir miyim? Birçok bizi izleyen seyircimiz de fotoğraf atıyor. Abi sen fotoğrafları istersen ekrana ver, ben de mesajları okuyayım. Bu arada Mevlüt'e Pekmezci eski öğrencilerinizden evet. Sanırım çok selamı var. Ailesiyle birlikte evet. İzliyormuş. Sayın Sezgin, herkese selamlar. 6,5 yaşında oğlumu değerli hocama teslim ettim. Dünya şampiyonu yapmadan yakasını bırakmayacağım. 6,5 yaşında gerçekten. O da kendilerimizden bir psikolog dediğimiz arkadaşımız odur. Yani o konuda bize çok yardımcı oluyor. Tevfik Güroğlu, başarılar hocam demiş. Kemal Aktaş,
Aslansın, halasının oğlu, gurur duyuyorum demiş. Samet Gürbüz söylemiş. Salim abi hayırlı yayınlar. Tavinç Sun, eğer yanlış söylediysem kusura bakmasın, bir spor dalıymış, sorabilir misin demiş. Acaba Muay Thai'yı mı söylemek istedi ama bilmiyorum. Evet, Tavinç Sun diye bir spor dalı yok herhalde hocam. Ben duymadım. Ya da Muay Thai'yı merak etti, Muay hani nasıl bir acaba spor dalı diye sordu. Büyük bir ihtimal. Bir de Tuğba Nur'a mesaj var. Başarıların devamını diliyoruz. Favorimiz sensin demişler. Teşekkür ederim. Mesajlarımız yine devam edecek. Bizi izlerken de fotoğrafları atarsanız. Evet, zaten ekranda yayınlarız. Şu anda ekranda evet dönüyor fotoğraflarımız. Sağ olsun izleyiciler bayağı bir ilgi göstermişler yine bu akşam. Şöyle söyleyeyim, Kenyalı bir arkadaşımız var. Herhalde. O da bize direkt hani dışarıdayım ama sizi izliyorum diye bir fotoğraf atmıştı bana. Kendisi sağ olsun. Yine Samsun dışından da izleyenler evet, de var. Var. İzmir'den Şahin ailesiydi sanırım. Şahin ailesi de izliyor. İzmir'den izliyoruz dediler. Hepsine selamı var. Hocam ben şimdi kızlara dönmek istiyorum. Sizi evet biraz dinlendirelim artık. Şimdi Devrim hiç konuşmuyor. Geldiğimizden beri programdan önce de hiç konuşmuyor. Ben Devrim'i biraz konuşturmak istiyorum. Devrim uyumuş zaten, uykudan kalmış. Evet, öyle bir durumu var Devrim'in. Devrim sen lise öğrencisisin. Evet. Nasıl gidiyor? Şimdi sen lise sondasın sanırım. Aynen. Lise sondasın, üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Aynı zamanda hocam dedi günde en az iki tane antrenman yapıyor. Kaçarı yok diyor. Nasıl baş ediyorsun bununla? Ya okul zamanını günde bir kere yapıyoruz. Hafta sonları iki kere ama yazın mesela milli takıma hem Muay Thai'de hem de kickboksa gittiğim için sabah gidiyordum, akşam bir daha gidiyordum. Hani sadece yaz tatilim neredeyse idmanla geçmişti. Hani bir süre sonra zaten vücuda alışıyor, yorulmamaya başlıyorsun. Sadece biraz bunalıyorsun her gün idman olduğu için. Ama mesela sporun bana kattıkları, ben önceden daha çok içine kapanık bir kişiydim. Hani mesela bu ağırlığa başladığım zaman 5-6 ay sonra falan anca oradakilerle konuşmaya falan başladım. Ben bayağı içine kapanıktım. Hani bana bir özgüven, bir kişilik katmaya başladı. Özgüven, hani daha çok kişilerle konuşma gibi. Hani açılmaya başladım. Öyle güzel tarafları oluyor. Biraz yine içine kapanıyorum ama hani önceye göre bayağı bir açıldım diyebilirim. Anladım. Sen badminton yapmışsın evet sanırım. Ondan da biraz bahsedebilir misin? Badminton tabii çok farklı. Muay Thai ve hani sadece Muay Thai de değil, kickbox, wushu, box hepsine giriyorsunuz siz. Hı hı. Tüm maçlara giriyorsunuz. Dövüş sporları ile ilgili olan badminton ve dövüş sporları. Yani arasında biraz fark var aslında. Zaten Devrim badminton kursu için gidiyor. Aynen. Badminton yok diyorlar. Muay Thai var gelirsen. Ama, hani o da diyor hadi geldim yapayım de, bari. Hani dövüş sporları ve top oyunu diyebiliriz badminton'a. Aynen. Hani nasıl bir ilişki kurdun da ya, bir gideyim deneyeyim mi dedin? Şöyle oldu. Ben Ayvacık, Samsun'un bir köyü gibi. Ayvacık'ta yapıyordum o badminton'u. Orada bir 4 sene, 3 sene kadar yaptım. Sonra Samsun'a spor lisesine başladığım zaman Samsun'a taşındık. Ve hani badminton yapmak için uygun bir spor salonu bulamadım. Sonra gençlik merkezine gitmeye karar verdim. Hani orada belki bu branş vardır veya herhangi başka bir branş vardır diye. Sonra oradaki bir tane çalışan abi bana gelmek istersen Muay Thai diye bir branş olduğunu söyledi. Hani ne olduğunu bilmiyordum kesinlikle. Bana sadece kendini savunma sanatı olduğunu söyledi. İstersen gel dedi. Tamam dedim. Öyle 10. sınıfın 2. dönemi işte başladım. O şekilde devam etti. Ne düşünüyordun o zaman Muay Thai işte savunma sporu? Ya sadece ismini biliyorsun. Daha önce hiçbir bilgiye sahip değilsin. İşte kurs var dediler. Spora meraklısın. Uzun yıllar badminton oynadın. 3 yıl. Ve ondan sonra badminton'dan sonra bambaşka bir branş. Hani hiç alakası olmayan bir branştan başka bir branşa geçiyorsun. Ne düşündün mesela? Hani endişelerin oldu mu? Veya başlarken bu kadar başarı elde edeceğini umut ediyor muydun? Anladım. Başlarken ne olduğunu hiç bilmiyordum. Hani internetten böyle bakıyorum falan, böyle görüyordum hani normal dövüşleri. Hani yine bir hevesim var böyle dövüşmenle, biraz sırtınlık oluyordu. Diyordum böyle hani gördüğümde bakıyordum, gözleri kanamış, burnu yamulmuş insanlar. Anneme gösteriyordum resimleri. Sen de mi böyle yapacaksın falan filan diyordum. Yani olursa olur falan diyordum. Hani hiç bu kadar ilerleyeceğimi beklemiyordum. Bir de şey yani acı şeyim de çok düşük. Hani çok canım yanıyor benim en ufak bir şeydi. Ben bu kadar olacağını beklemiyordum veya okulda mesela afişler asılıyordu. Üniversite milliler daha kolay girer falan gibisine. Hani milli olmak benim için çok büyük bir şeydi. Hani olabileceğimi hiç düşünmezdim veya bu branştan olacağımı hiç düşünmezdim.
böyle başladı ama. Yani Tuğba da afişi görüyor başlıyor. Hocam senin sporcular Tuğba maşallah. Tuğba Doğuş'ta görüyor afişi. Aynen. O şekilde. Evet. Ben bir gideyim diyorsun. Aynen. O başlayış sen o şekilde. Sen nasıl hani başladın? Özellikle baban herhalde tanış çıkmış. Evet. Özgür Hoca ile o yönlendirilmiş. Yani sen nasıldı? O zaman gördün dedin hareketli bir çocuktun. Böyle kanım kaynıyordu dedin. Hani bu enerjiyi bir yerde atmam lazım benim diye mi düşündün? Nasıl düşündün? Başlarken... Biz abimle evde de çok kavga ediyorduk. Ben dışarıda da biraz öyleydim. Senin çocukluktan bir merak vardı evet. Bu işe. Ama işte spor hani tam tersi şey kavgacı olur eder diyorlar ya. Ben başlarken öyleydim. Sonradan duruldum. Yani babamla da tanış çıktı. Gördüm de olmuştu afişi. Babam da benim arkadaşım dedi. Gönderim abinle ikinizi dedi. İşte abim bıraktı. Ben devam ettim. Beraber başladınız evet. Ama. Abin niye bıraktı? Bizim hani Kadriye diye bir arkadaşım vardı. Çok dövüyordu onu. Yediremedi kendine. Kadriye de eski sporculardan evet. Hocam. Evet. Değil mi? Evet. Onu mu yediremedi evet. Kendine? Dedi yani ya ben yediremedim devam ediyordu falan ama devam etmek istemedi. Erkek çocuğu gezmek istedi falan böyle. Hoşlanmadı yani pek. Peki bu spordan dolayı kendinize böyle bir özgüven oluyor mu? Böyle ya ben Muay Thai'ci, milli sporcu. Okulda falan gittiğinizde böyle ya işte ben dünya şampiyonuyum. İşte Avrupa ya, şampiyonu oldum geldim siz hayırdır der gibi. Arkadaşlarla nasıl bir tepki görüyorsunuz? Ya şöyle oluyor mesela ya bir insanla konuşurken insanın size bakış açısı değişiyor. Hani mesela milli sporcu işte Avrupa şampiyonu insanın size konuşma şekli bile değişiyor. Hani başkasıyla konuşsa böyle laberli konuşacak sizinle bir düzgün konuş hani güzel bir iletişim kurabiliyorsun en azından. Yani o güzel saygıyı tepki. Görüyorsunuz evet saygı yani biraz daha o evet. Hani biz bu dereceyi aldık bu kadar emek verdik ama bunun karşılığında çevremizde evet. İşte o var olduğunuz statüde onun ilgisini hissedebiliyorsunuz okulda. Evet, peki aile içinde nasıl? Biraz da hani aileyi açarsak bunu. Hani çekirdek aileden ziyade genel işte kuzenler arasında ne bileyim işte veya komşular arasında dediğinizde onlar nasıl? İşte biliyorlar. Gittin Avrupa şampiyonu oldun geldin buraya şimdi. Muhabbet ediyorsun. Aynı dediğin gibi arada böyle bir seviye var. Tabii ki ilişkiler biraz daha güçlü aile bağı olduğu için. Evet. İstersen Mustafa bunun cevabını reklamlardan sonra verelim. Ufacık bir reklamımız var. Ardından biz yine burada olacağız.